Ölüm gününde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı? Ben de bu cihanın gamı var. Dünyadan ayrılığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit şüpheye düşme. Bana ağlama. Yazık, yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem, işte hayıflanmanın sırası o zamandır. Beni kabri indirip bırakınca sakın elveda, elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Ölümü bu sözlerle anlatan Hazreti Mevlana'nın 7 Aralık Pazartesi günü İhsan Vakti temasıyla başlayan 747. Vusat Yıl Dönümü etkinlikleri Şebi Aruz'la sona erecek. İlahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Hazreti Mevlana, tasavvufi öğretinin işlendiği önemli eserleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Hazreti Mevlana, ölüm hadisesini insanın sevgilisine kavuşması olarak görüyordu ve onun için ölüm gününe düğün gecesi manasına gelen Şebi Aruz dedi. Pandemi nedeniyle 2 günle sınırlandırılan Vusat Yıl Dönümü etkinlikleri İl Hıfzı Sıha Kurulu'nun aldığı kararla seyircisiz düzenleniyor. Hazreti Pir için sevgiliye kavuşma anlamındaki bu özel geceye Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katılacak. Ayrıca Konya'nın çok fazla miktarda turizm potansiyeli var. Hazreti Pir'in Hakk'a vuslatı olan 17 Aralık günü Mevlana Müzesi'nde dua ve gülban kokunacak. Saat 19'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Şebi Aruz töreni protokol konuşmalarıyla başlayacak. Gece Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğunun icra edeceği Sema ayininin ardından post nişinin duasıyla sona erecek. Semara, safara, vefara, vecduhalat, merdane hüdara. Şebi Aruz töreni KON TV ekranlarından naklen yayınlanacak. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.